Dünya borsaları kayıplarının büyük kısmına geri aldı. Amerikan endeksleri güçlü ekonomik verilerde yeni zirveler görüyor. Amerika tüketici güveni, yeni ev satışları, dayanıklı mal siparişleri salgına rağmen güçlü ilerliyor. İngiltere'deki omikron vakalarında hastaneye kaldırılma ihtiyacının delta varyantına göre %50 ila %70 daha düşük olması risk iştahını destekliyor. Türkiye varlıkları dipten güçlü bir şekilde geri dönüyor. Dolar tepe noktasına göre %35'ten fazla gerilerken 10 yıllık euro tahvil faizleri %4 değer kazandı. Borsa İstanbul tepe noktasına göre %25 aşağıda. Ancak kur düşüşünden yararlanan şirketler pozitif ayrışmaya başladı. Borsa İstanbul dipten 8000 puan yükselerek güçlü bir yukarı dönüş sinyali verdi. MSCI Türkiye perşembe günü %9 artışla en çok kazandıran gelişmekte olan ülke endeksi. Banka, holding, telekom, ilaç, gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri seçici alışlarda yükseliyor kur düşüşünden olumsuz etkilenen enerji, petrokimya, altın madenleri ve demirçelik hisseleri aşırı satın bölgesinde. Amerika ve Avrupa vadillerine paralel Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz. Yeni ürüne talebin güçlü olması, kurun gerilemesi, euro tahvil faizlerinin gerilemeye başlaması borsayı destekliyor. Tepki alışında dövizin düşüşünden yararlanan hisseler daha güçlü olacak. Koç Holding ve Mavi hedef değerlerimizi yukarı çektik. Koç Holding %66, Mavi %46 artış potansiyeli veriyor. Teknik olarak Alerko, Koç Holding, Mavi, Türk Telekom ve Türk Hava Yolları hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.